YPG bize mi saldıracak sözleriyle şimşekleri üzerine çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de terör örgütünün saldırılarında yaralanan vatandaşlardan geldi. Sınır hattında yaşayan ve sınır ötesinden gelen saldırılarda yaralanan vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na gelsin yaşadıklarımızı kendi gözleriyle görsün diyor. Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Hatay'a ve kilise yapılan 162 ciddi tacizden de mi bilgin yok? Daha bir sene önce sınır illerimize atılan roketleri de mi duymadın Bay Kemal? YPG roketlerinin Çalık Camii'nde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersiz? Ya sen ne benim insansın ya? Hiçbir şeyden haberin yok. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG bize mi saldıracak sözleri siyasetin gündemindeki sıcaklığını koruyor. YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum. Hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği insanlık suçlarını duymadın, görmedin. Peki bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? Ve Kılıçdaroğlu'na bir tepki de YPG'li teröristlerin saldırılarında yaralanan vatandaşlardan geldi. Ya gelsin yanında burada zarar görmedi var mı daha? Zarar görmedi olur mu? Daha benim vücudumda konumda dolanım. 24 Ocak 2018'de YPG'li teröristlerin kilise attığı roketin isabet ettiği Çalık Camii'nde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. YPG terör örgütünün ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Bay Kemal, bugüne kadar 23 bin tır dolusu silahla donatılan, Suriye'de binlerce insanı katleden bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı Kanarya Sevenler Derneği gibi mi görüyor? O saldırıda yaralananlardan biri de Mehmet Zeki Karcı'ydı. Karcı CHP liderine gelsin kendi gözleriyle görsün diye seslendi. Ya gelsin yanında burada zarar görmedi var mı daha? Orada boş boş oturup konuşmak kolay yani. Ben ilk gün cama açıldığına geldim burada namazı kılamadı. Duygulandım, gözlerimden yaş döküldü. Muhittin Uygun'er de o saldırılardan birinde başından yaralanmıştı. Başımdan yaralandım. Şerapnel parçası sıyırdı geçti. Resmen savaş alanına dönmüştü. Biz sürekli devletimizin yanındayız elhamdülillah ama davulun sesi uzaktan hoş gelir.